Ofis tipi bleaching, yani ofis tipi beyazlatma ve ev tipi beyazlatma tarzında iki seçeneğiniz bulunuyor. Fakat dediğim gibi doğru indikasyonu ancak diş hekiminiz karar vereceği için hangisini seçerseniz seçin mutlaka hekim kontrolünüzde olmanız gerekiyor. Yani internette satılan ucuz plaklarla diş beyazlatmaya kalktığınız zaman mutlaka hassasiyet tarzı bir problemle karşılaşabileceksinizdir. Ofis tipi beyazlatmalarda hasta ağzında muayenehanede kimyasal olarak açığa çıkan ilaçlarla yapılabildiği gibi ışıkla aktive olan ilaçlarla da yapılabiliyor. Hekim kontrolünde klinikte yapılabiliyor. Birkaç doz şeklinde olabiliyor. Hastanın öncelikle kendi diş rengi tespit edilip daha sonra birkaç ton açılıp hastanın memnun olacağı renge kadar diş beyazlatma yapılabiliyor. Daha sonra da doktor kontrolünde yeme içme sırasındaki dikkat etmeniz gerekenler ve rapel doz dediğimiz daha sonraki hafif olan geri dönüşlerde tekrar ilk günkü beyazlığına kavuşması şeklinde tedavilerle aktive edilip arkadan tekrar beyazlatılabiliyor. Ev tipi beyazlatmalarda da hekiminiz sizden bir ölçü alıyor. Bu ölçü içerisinde kaşık hazırlanıyor bu ölçüye göre. Bu kaşığın içerisinde konulan ilaçlarla gene hekim kontrolünde belli konsantrasyondaki ilaçlarla gece uykuda ya da gündüz takarak kendi diş renginizde istediğiniz beyazlığa kadar ulaşabiliyorsunuz.